Seren Seren gibi görünce haberlerde okuyordum da yüz yüze görmedim. Nasıl zayıflı? Çok üzüldüm. Yani 47 kilo falan ama çok sağlıklı şey bir hali yok. Vücut hiçbir şeyi yiyeceği kabul etmiyor. Duayenimize bir dönelim. Ali Eyüboğlu çok yoğun başladı güne. Evet. Hadi bakalım Ali abi. Sabah 7'de kalktım. Beyaz TV'nin aracı aldı beni Ataşehir'den. 1 saat 40 dakikada söylemesem olmaz stüdyosuna gittik. Bir cambalem hasta olduğu için yapımcısı gece aradı abi. Ocağına düştük. Ben dedim ki ya Beyaz TV daha yeni beni mahkemeye verdi. Hayatın halleri. Başka evet. Tabii. Ya haberim yok dedim. Valla verdi de ne oldu? Ben kazandım. Ne oldu yani? Ne oldu? Niye verdi ki? Şirket sırlarını açıklamışım magazin noterinde. Vay sırları büyük evet. Müymüş? Okçay sen söyle. Nihat Doğan'ın konuk olduğunda Kurtlar Vadisi pusuyla ilgili Kurtlar Vadisi diziyle ilgili bir açıklama yapmıştım. Hala arkasındayım. Ve bunu da kanıtladım. Dolayısıyla savcı takipsizlik kararı verdi. Mahkemeye de gittik. Seren Serengil ben de Sinem Yıldız'la birlikte. Sinem Yıldız moderatörlük yaptı. Seren Serengil'i görünce haberlerde okuyordum da yüz yüze görmedim. Açıkçası halinde çok üzüldüm. Yani 47 kilo falan ama şöyle damarlar falan ortaya çıktı. Çok sağlıklı bir hali yok. İnşallah yeniden geri dönüşüm ameliyatı olacak ama bunun için vücut hiçbir şeyi yiyeceği kabul etmiyor. Kabul etmiyor. En kötüsü İlaç da o. Dahil aldığında bunlar kana karışmıyor çünkü kan üretimi yok. Serumla besleniyor. İnşallah sağlığına kavuşur. Allah şifa versin. Versin. Evet. Şifa versin. Evet, yani belli mi tarihi tekrar ameliyatının? İşte bu vücut organları biraz fonksiyon kazanacak. Toparlaması lazım vücudun değil mi? Evet. Nasıl ameliyat olacak hale gelecek ki olsun. İnşallah en acil şifalar diliyoruz. Evet. Ameliyatını yapar. Bundan sonra da yani 67 kiloda bir kadının yani kilolarda. Kimse kusura bakmasın yani 67 kilo bir kilo değil. Bunun için bıçak altına yatıp kendini riske atmaya değmez. Karşınızda 84 kilo gelen bir ben de 81'den bol şekilde geldim herhalde. Ama kadınlar daha hassas ya bu konuda Ali abi. Senin için şey, değil de ama yaptırmak getiren çok var. Doğru yani mu değil. Doğru söylüyorsun. Hiç ama gerek yani, yok yani. Bunu sorun haline getirip yani sağlıklı evet. Yöntemlerle öyle boğazından mi? Kısarsan, yürürsen verirsin bunu zaten. Evet. Sağlıklı yöntemler varken mide operasyonu, bağırsak kısaltma, işte mideyi bypass etme operasyonları ya, sağlıklı ama değil. Ama bunu ancak yapan doktorun hiçbir suçu yok. Bak benim bir doktorum. Mide botoks yaptırdın. Evet, 20 kilo verdin verdim, tabii. Ama geri aldım. Niye? Pandemide işte yedik içtik dikkat etmedik vesaire vesaire. Fakat doktorumu aradığımda ben şimdi Necdet hocamı buradan öpüyorum. Diyorum ki bak gene kilo aldım ben diyorum. Şimdi ekrana çıkacağım işte albüm yapacağım bunu yapacağım bunu yapacağım. Zaten diyorum kamera 7 kilo fazla. Fazla gösteriyor diyorum. Tabii. Diyorum duba gibi çıkmayayım bana bir şey yap. Sınır diyor sana hiçbir şey yapamam. Kimsenin de yapmasına izin verme diyor. Yani doktorum bunu diyor ki indeks oranı var. Bu oranlara uygun değilsin. Ben sana bunu yaparsam senin ölümüne sebep mide ediyor. Botoksunun farkı ne peki? Mide botoksu ne geçici yapıyor? Çözüm. Hani yani nasıl yüzüne botoksu? Ha onun gibi bir şey. O da aslında. Tok tutuyor. O da iş değil. Yani. Ben şimdiki aklım olsa yaptırmazdım onu. Yani o da diyaframa baskı yapıyor. Ses tellerin reflüye sebebiyet veriyor. Her yapılan işlemin bir yan etkisi olduğunu bilerek ve bilinçli ellerde danışarak, araştırarak yapılması gerekiyor. Ya baksana saç ekimi yaptırıyor. O adam ölüyor yani. Şimdi değil mi? Hiç aklının köşesinden geçer mi? Hassas konular yoktu. Tabii. Hassas. Ya bir aspirin içiyorsun onu bilmiyor. Ölümcül etkileri var. Çok geçmiş olsun. Hakikaten ama öyle bir dayatılıyor ki artık zayıf. Güzel kadın zayıf kadın olacak. Güzel kadın işte bakım bir kadın olacak. Botoks olacak. Dolgulu olacak. Ya eskiden olacak. Ne güzel söylüyorlardı. Has hiç alakası yok değil mi? Bir dirhem başka bir şey. Bin ayıp örter diye. Atalarımız i̇şte, değil mi? İşte, bir de külü alıyorlar ayıplarını bizim örtmeleri için. Ama ne yapalım? Bizde de bir ekip var. İşte bazen hatıra fotoğrafı çektiriyoruz.
Bak şimdi bana geliyor. Beni salak bana gibi öne atıyorlar. Bakıyorum arkama gizleniyorlar. O ben. Ön tarafta bir obez çıkıyorum zaten. Açık renkli kıyafetler giyiyorum. Kim yapıyor Ali abi bunu? Çok merak ediyorum. Evet. Aydın kim Cim, acaba Aydın Cimin'le Seher Kılıç bu konuda. Öp beni, şap yani, beni, şup beni. Nefise Işık diye bir kız var. Bildiğim bir dal. Ben onun arkasına geçiyorum. Onun arkasına geçip diğerleri de öyle. Bir Burcu benim gibi balık eti. Diğerleri... Evet, ben de dedim ben Ali'nin yanında durayım uzun çıkarım. Ben direkt Nefise benim bu da, hedefim bu, belli. Bu da uyanık. Benim boyum 1.60 ya. Yanımda duruyor ki uzun çıkayım diye. Sosyal medya. Benim yanımda kim çıkarsa oturursa uzun çıkacak. Ay senin o yüreğin. Yüreğin dev yüreğin. Allah rahmet eylesin. Zeki Müren boyumla çok dalga geçiyordu. Valentina Bar'da oturuyoruz. Bir el kol hareketi yaptı. Tersledim onu. Ondan sonra bu çok ağrına gitti. Orada duruyor. Ay abi dedi Bodur sen oturuyor musun ayakta mısın hiç belli olmuyor. O da kötü terslemiş. Kibarca terslemiş o da. Sen ne dedin? Allah rahmet eylesin. Sen bir şey demişsindir. Dedim de burada diyemem o. Demişsin. Hiç genelde altta kalmaz. Burada da diyor ama genellikle abi. Hayatta kalmaz.